Arkadaşlar merhaba. Yeni bir haftaya bakış videosuyla birlikteyiz. Top down analizle başlayacağız arkadaşlar. Nasdaq, dolar, Bans'a bakacağız. Çünkü Bans'ın doları nasıl etkilediğini göstermem lazım size. GBP, USD, Euro USD, altın, Bitcoin ve DEX'e bakıyorduk. Arkadaşımız hocam German 40'ye bakar mısın dedi. Aynı şey aslında. Biraz farklılıkları var. Onlara bakacağız hızlıca. Daha sonra Expected Move arkadaşlar. Geçen hafta 105'ti bakın. 105. Ne zaman 105'te? Non Farm Payroll haftası 105'te. Şimdi 139. Ve önemli bir haber kalmadı bu hafta. Düşünün yani volatility'nin ne kadar yükseldiğini. Çok daha hareketli bir hafta bizi bekliyor. Ee, Vivix ne demiştik? 110 seviyesi çok önemli arkadaşlar. 110 seviyesini kırması demek volatility'nin de, dengeler, dengelerin alt üst olması demek arkadaşlar. Ona da bakacağız zaten VX futures yani bu volatility'nin futures'una baktığınız zaman yakındaki riskin ileride daha fazla yani contango backwardation dediğimiz olay çok fazla detaya girmek istemiyorum ama yakın zamandaki riskin daha büyük olduğunu göreceksiniz. Ee, yakın zamandaki kontratların invert olduğunu yani tersten döndüğünü ilerideki ...expirationlardan yaklaştığını, daha arttığını, geçtiğini göreceksiniz ki... ...bu yakın zamandaki riskin daha büyük olduğunu gösterir. Arkadaşlar geçen hafta boomerang haftasıydı. Bu hafta çok fazla bir şey yok. İki tane kırmızı haber var bakacağız. Onların da yani büyüklüğüne göre eğer bu momentumu uygulayıp uygulamayacağımızı o zaman görmemiz gerekiyor. Öyle bir durum var. Bans uçuştu arkadaşlar. Bans ne zaman böyle uçuşa geçer veya işte düşer yani hareketlilik yaşanırsa böyle büyük hareketler olursa mutlaka ve mutlaka bir şeyler olacaktır. Bu bir şeylerin habercisidir arkadaşlar. Zaten doların nasıl etkilendiğini göreceksiniz. Marketlerle dolar ters orantılı olmasına rağmen doların düştüğünü gördük ve bunun en büyük nedeninin Bans'taki bu sağlam yükseliş olduğunu göreceksiniz. Earnings'lere bakacağız. Earnings'lerde pek bir şey yok. Bu hafta marketleri etkileyecek geçen hafta tek earnings'leri vardı ve etkisini görmüştük. Ama bu hafta fazla bir şeyin olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Şu an için Amerikan borsasının en hassas noktası interest rate. Eğer bu interest rate'ler şimdi Eylül ayında kat kesin olacak. Yani ee, interest rate'lerde ee, şu anki değerlerinden 25 veya 50 base points dediğimiz düşüşlerin olması muhtemel hatta ve hatta bazı söylentilerin olduğu daha erken toplanıp bir kat daha yapılabilecek olan yani böyle bir söylenti var arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Bunların konuşulması bile marketler için çok hassas bir konu. Bakacağız onlara da bakacağız arkadaşlar. Ve geçen haftaya baktığınızda geçen haftaki düşüşte hala korelasyonun olmadığını gördük ki göreceksiniz az sonra haftalık S&P 500'in heat map'inde sizlere bunu göstereceğim. Bunların hepsine tek tek bakacağız arkadaşlar. İsterseniz top down analizimizle başlayalım. Evet arkadaşlar, Nezdek'le başlıyoruz. Nezdek'in devam eden Eylül kontratları arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız, hocam ben de Nezdek'e bakıyorum ama farklı değerler, farklı boşluklar, farklı bir grafik görüyorum diyor. Bakın tekrar hatırlatıyorum. Bizim baktığımız NQU 2024 arkadaşlar. September kontratları yani Eylül kontratları Eylül'de bitecek olan kontratlara bakıyoruz. Çünkü burada volümün daha yüksek olduğu ICT'nin bize böyle önerdiği için bu şekilde bakıyoruz. Nasdaq'in NQ1 devam eden NQ1 e, na bakmıyoruz. E, eğer bir farklılık görürseniz nedeni budur. Hatta MNQ arkadaşlar aynı şekilde mik mikroların da değişiklik olacak. Bunlar Nasdaq çatısı altında olsa bile farklı paritelerdir arkadaşlar. Bunların grafiklerinde farklılık olması normaldir. Aynı olmaz bu değerler. Aynı olsa zaten farklı parite olmazlardı. O yüzden e, aynı dili konuşmamız için arkadaşlar NKU NQU 2024 NQU 2000 yani 10 September Eylül kontratlarına bakıyoruz. Geçen hafta böyleydi arkadaşlar. Geçen hafta ne demiştik arkadaşlar? Çapi bir hafta bekliyoruz. Özellikle gel gitli tek yönlü olmayacak bir hafta bekliyoruz dedik ki perşembeye kadar öyleydi. Cuma günü ee, o volatilit e, yani o normal bir e, konsolidasyon içerisinde o Japanese dediğimiz olay kırıldı ve aşağı doğru ilerleme oldu. Cuma günü ona günlükte daha net göreceksiniz. Ama beklentimiz neydi? Güzel bir papı short edecektik arkadaşlar. Geçen haftaki bizim planımız, programımız buydu. Böyle söyledik. Tek yönlü olmayacak. Eğer ki yukarı giderse short edeceğiz. Bizim düşüncemiz bu. Şimdi ne demiştik? Bir analiz yaparken if else yani eğer böyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur gibisinden yapmamız lazım. ICT'nin bize öğrettiği durum budur arkadaşlar. Ne dedik? Eğer ki nezdik beklentimiz gibi bir çapı yani böyle gelgitli olur ki yukarılara pop yaptığı zaman short ettiğimiz bir durum olursa dolar tam tersi şekilde devam edecek. Dolarla piyasalar ters orantılıdır. Doları ona göre düşüneceğiz. Dolar o şekil olursa GBP USD, Euro USD de ters orantılı olduğu için ona göre davranacaktır. Altın ona göre davranacaktır demiştik arkadaşlar. Bizim planımız tamamen böyleydi. Sadece doların beklenmedik şekilde piyasalarla birlikte düştüğünü gördük. Bunun nedeni ise bans olduğunu az sonra size göstereceğim arkadaşlar. Bansla dolar ters orantılıdır. Hele ki banksta öyle agresif bir hareket olursa dolar bundan etkilenecektir ve etkilendiğini gördük arkadaşlar. Şimdi bakın burada biz neredeyiz? Bakın burada oluşmuş FVG'lerimiz var. Şu an haftalığa bakıyoruz. Haftalık FVG'lerin en alttaki FVG'den hafiften bounce ettiğini ve bir üstündeki şu gördüğünüz FVG'nin body'lerini şu an için respect ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Normalde bizim için haftalıkta gerekli olan şeyler bunlardır. Buraya ek olarak işte buradan belki order block'lar çizilebilir ama bunun olması sizin için haftalıkta yeterlidir arkadaşlar biz haftalık ve günlükten planımızı çizmek zorundayız. ICT bize ne diyor? Institution'lar büyük paralar planlarını haftalık ve günlüğe göre yaparlar. Higher time frame'de yaparlar diyor. Ben de size buradan hem günlükte hem haftalıkta planımızın ne olduğunu göstereceğim. Sonra daha aşağıki time frame'lere ineceğiz arkadaşlar. Şimdi bizim burada benim beklentim arkadaşlar burada bounce ettiğini görüyoruz. Ben buradan yukarı doğru Yukarı doğru bir hareket. Bir bounce olacaktır. Bir bounce olacaktır. Bu bounce'un şiddetini ayarlamamız lazım. Şimdi günlüğe geçtiğimiz zaman arkadaşlar bakın ne demiştik geçen hafta? Çapı olacak. Bir aşağı bir yukarı. Bir aşağı bir yukarı. Sadece cuma günü kırdı. Biraz devam etti. Beklentimiz buralarda kalmasıydı. Bunu da hafiften kırdığını gördük. Hatta ve hatta aşağıki... Ee, haftalık FVG'den hafiften bounce ettiğini gördük arkadaşlar. Kendisini expected move olan SPX'in içerisine atmaya çalıştığını gördük. Bunu biliyorsunuz bizim ee, bir trade planlarımızdan bir tanesidir arkadaşlar. Şimdi burada böyle bir durum yaşandı biliyoruz ki çok volatile bir hafta olacak. Çok volatility'nin arttığını biliyoruz. Şimdi bu durumda ne beklersiniz? Çok büyük hareketler beklersiniz arkadaşlar. Beklediğimiz bounce'un küçük bir bounce olacağını düşünmüyorum. Bir büyük bir bounce bekliyorum arkadaşlar. Yani ben en kötü ihtimalle pazartesi veya salı bu weekly order block'a kadar çıkacağımızı hatta bu şu gördüğünüz günlük FBG'nin de neredeyse ortasına denk geliyor. Buralara kadar bounce yapacağını düşünüyorum. Şimdi bizim zaten pazartesi günü için bir Monday Magnet modelimiz var. O modeli bearish veya bullish olmamız fark etmez sizin uyguladığımızı biliyorsunuz. Duruma göre, duruma göre biz hedefimizi küçültebiliyoruz. Bazen yön olarak Monday Magnet'i kullanıp e, New Week Opening Gap e kadar beklemiyoruz. Çünkü bounce'un büyüklüğü çok fazla oluyor. Çok fazla olduğu zamanlarda sadece yönünü kullanıp en yakın likiditelere hedef alıyorduk arkadaşlar. O yüzden çok büyük bir bounce olursa ona göre planlarımızı değiştirebiliriz. Ama ben şimdi günlükten bu görüntüyle bakın burada bir FVG'miz var. Ben buradan bounce edeceğini yukarı doğru bir hareket olacağını ki böyle beriş günlerde böyle beriş marketlerde bunun adına Bearish Market Rally denir arkadaşlar. Bunlar çok sert rallilerdir. Bazen insanlar der ki tamam artık Bearish değiliz. Buluşa geçtik düşüncesine bile kapılabilirler. O kadar kuvvetli rallilerdir bunlar. Ben öyle bir rally bekliyorum arkadaşlar. Bu rally sürekli olur mu zannetmiyorum. Yani benim tahminim bu FVG order block civarı orta noktası belki FVG'nin üst tarafı olabilir diye düşünüyorum. Yani onu artık göreceğiz. Bize nasıl bir şey verecek göreceğiz. Bakın şurada günlükte aslında bir de bir de bir e, volume imbalance'ımız var. Onu da çizmekte fayda var. Bizim normalde dikkat edeceğimiz olaylar bunlar. Buradaki FVG, buradaki volume imbalance ve order block arkadaşlar. Benim ilk hedefim buralar. Buralara kadar bir bounce olacaktır. Bu pazartesi ve salı devam edebilir. Ama biz bu bounce'ları, bu pop'ları, bu yükselişleri short edeceğiz. Bakın short edeceğiz arkadaşlar. Planımız short etmek şu an hala berişiz. Şu an beriş konumdayız. Şu an bullish değiliz arkadaşlar. Dikkat ederseniz bir önceki günün low'u hem burada hem burada alındığını görüyorsunuz. Bir tane daha low alınması aslında berişe direkt geçmemiz için net bir şey olurdu ama ben böyle durumlarda genelde nötre yakın olmakla birlikte ben bounce'ların short edilmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. 4 saatliğe baktığımızda bize ee, bu maviler ee, günlükten gelen şu gördüğünüz sarı 4 saatlik FVG arkadaşlar bunların bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Yani gerek buradaki order block olabilir gerek buradaki 4 saatlik veya günlük FVG'nin işte orta noktalar olabilir bunları hedef alıyoruz arkadaşlar. Böyle büyük bounce'lar bekliyorum ben. E, açılışta pazar günü düşerek değil de yükselerek açılacağını düşünüyorum ve bu güzel bir rally gibi olacağını düşünüyorum. Eğer ki böyle olursa bunları short edeceğiz. Eğer ki pazar açıldığında gap down ile aşağıda açılırsa yani buranın altına gelip açılırsa düşüncemiz yine buluş olacaktır arkadaşlar. <laughs> Pardon. Düşüncemiz yine buluş olacak şey beriş olacaktır ama bullish trade'ler almayacağız. Sadece bu bounce'ları bekleyip bunları short edeceğiz arkadaşlar. Tek bullish düşüncemiz Monday Magnet. Açıldığımızda New Week Opening Gap'in altındaysak onu bullish trade alabiliriz. New Week Opening dönüş için. Bunu da söylemekte fayda var. Gördüğünüz gibi 4 saatlikten gelen FVG'miz, günlükten gelen FVG'miz, şurada bir saatlik var gördüğünüz gibi bir saatlik FVG'miz var. Bunları dikkate almakta fayda var arkadaşlar. Dediğim gibi bir bir bounce olacaktır. 15 dakikalığa geldiğimizde yine 15 dakikalıktan gelen bu saatlikten gelen bunların hepsinin sizlerin top down analizi için grafiklerinizde olması şart arkadaşlar. En azından bir tane layout'unuzu burada tutmanızda fayda var. Bu değerler size faydalı olacaktır. Ne zaman short edeceğiz hocam sorusunun cevabı arkadaşlar e, bu higher time frame'lere denk gelen durumlardan dolayı bakacağız London high'lara, London high asya high low'lara bakacağız, New week opening gap'imize bakacağız ona göre pazartesi trade'imizi alacağız arkadaşlar. Oluşan bounce'ları short etme amaçlı bir hafta planımız var e, şu an için gördüğünüz gibi gütte dakikalıkta da arkadaşlar buradan bir bounce olacaktır. Bu bounce'ın buradaki acaba likiditeleri alır mı? Bakın ilk all highs arkadaşlar. Cuma günü almadığımız, bakın Cuma günü alamadığımız akrep modelinin bitmemiş hali. Ben bunun üstünde biliyorsunuz likiditeler var. Bu likiditeler Cuma günü alınmamıştı. Şu gördüğünüz ilk hull hayların likiditelerinin pazartesi günü alınacağını düşünüyorum. Hatta pazar açılışta bile alınabilir. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dediğim gibi arkadaşlar, günlüğe geldiğimiz zaman hedefimiz ne? Hedefimiz bounce'ları short etmek arkadaşlar. Böyle bir plan içerisindeyiz. Böyle bir durum olursa doların yani eğer ki marketlerle ters orantılı olan doların bantlardan etkilenmezse hareketi şöyle olacaktır. Biz bounce beklerken doların ilk başlarda düşmesini bekleyeceğiz. Eğer ki short ettiğimiz zaman Nasdaq düşerken doların yükseleceğini düşüneceğiz arkadaşlar. Bundan da GBP, USD ve Euro USD ters etkilenecektir. Hep birbiriyle orantılı arkadaşlar bunlar. Düşüncelerimiz if else. Eğer böyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur şeklinde olmalıdır. Bizim İlk birinci planımız bounce'u short etmek eğer ki Monday Magnet modelimizin altında New Week gap Opening Gap'in altında açıldıysak bullish trade alacağız New Week Opening Gap'e dönüş için Monday Magnet modeli için arkadaşlar e, hedeflerimizi o zaman çok büyük tutmamamız lazım çünkü biz kafadan beriş olduğumuz için eğer ki Bounce yukarıda açılırsa arkadaşlar çok uzaklaştıysak New Big Opening Gap'ten hedefleri yine küçültebiliriz. En yakındaki likiditeleri alabiliriz. Ama unutmayın ki volatility geçen hafta 105 iken nasıl hareketler olduğunu gördünüz ki bu hafta 130 küsür arkadaşlar. Yani 100 puanın hiçbir şey olmadığını göreceksiniz. O 100 puanı çok kısa şekilde ulaşacaktır. 100 puanın çok kısa bir hedef olduğunu göreceksiniz arkadaşlar hedeflerinizi ona göre belirleyin volatility yüksek çok büyük oynamalar çok büyük hareketler göreceksiniz bu hafta dediğim gibi arkadaşlar şu an için nezdekteki planımız bu İsterseniz diğer e, dolar ve doların işte diğer paritelere bir bakalım e, planımız nedir onlar üzerinden kısaca geçeceğiz analizimizi arkadaşlar bu kadar detaylı girmeyeceğiz ama en azından planımızı orada göreceksiniz Evet arkadaşlar dolarla devam ediyoruz. Dolar ne demiştik? Dolar marketlerle ters orantılıdır. Marketlerin bu hafta düştüğünü görmüştük. Büyük bir düşüştü ve gördüğünüz gibi doların da beraber düştüğünü gördük. Bu bir divergence'dır arkadaşlar. Bir uyuşmazlıktır. Bir şeylerin ters gittiğinin habercisidir ki bunun nedeninin arkadaşlar bans olduğunu söylemek istiyorum. Banslarla dolar ters orantılıdır arkadaşlar. Dola, bans böyle sert bir şekilde yükselirken doların da yükselmesini beklemeyiz. Bu yükseliş, dol, bans'taki bu yükseliş çok agresif bir yükseliştir. Bu da çok bazı şeylerin çok ters gittiğinin, çok dikkatli olunması gerektiğinin bir habercisidir arkadaşlar. Bu demek olmuyor ki işte marketler çakılacak, marketler işte çok büyük düşüşler olacak demek değildir. Yani sert yükselişler de olabilir. Bu bir şeylerin ters gittiğinin habercisidir. Bu bize bir e, sinyaldir arkadaşlar. Biz bunları dikkate alaraktan zaten planlarımızı ona göre yapıyoruz. Zaten marketlerin volatilitesinin yükselmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesidir bu arkadaşlar. Geçen hafta non farm payroll haftası olmasına rağmen 100, 105 olan varlık şey Expected Move'un SPX'de 130 küsürlere çıktığını görüyoruz. Bu ne demek arkadaşlar? Önemli bir haber olmamasına rağmen çok hareketli bir hafta bizi bekliyor demek arkadaşlar. Budur yani. Bunu mutlaka aklınızda tutun. Hocam neden dolar marketlerle birlikte düştü diyorsanız nedeni budur. Bunu göstermek için size e, Bans'ın ben analizini normalde yapmam ama bunun için açtım arkadaşlar. O yüzden şimdi eğer ki düşündüğümüz gibi marketler Nasdaq, S&P 500 eğer ki yükselecek ilk günlerde bir bounce olacak ve bunu biz short edecek düşüncesindeysek beklentimiz doların düşmesi ilk zamanlarda ve daha sonra yukarı çıkmasıdır arkadaşlar. Ben bu düşüşün devam edeceğini, bu likiditelerin alınabileceğini düşünüyorum. Ee, ilk günlerde pazartesi salı olabilir bilmiyorum ne kadar bir bounce olur. Bu eğer düşüncemiz doğruysa bakın doğruysa doğru olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Yanlış da düşünmüş olabiliriz. Bizim düşüncemiz ilk planımız o. İlk planımıza göre doların eğer ki bir bounce'tan etkilenmezse bu kadar çok marketlerle ters orantılı olan doların ilk günlerde o marketler bounce yaparken düşmesini o biz normal marketler bounce'unu short ederken doların buradan devam yukarı devam etmesini bekliyoruz. O yüzden benim ilk hedefim burası buradaki likiditeler olacaktır diye düşünüyorum. Bir günlüğe geçersek arkadaşlar orada biraz daha net göreceksiniz zaten gördüğünüz gibi bakın çok power through yapmış. Yani FVG haftalık FVG'yi çok net bir şekilde geçmiş ve günlük FVG'nin işte içine şu anda takılmış durumda ama gördüğünüz gibi buradaki likiditeler hedefimiz oraları alır diye düşünüyoruz. Bakalım bu olacak mı? Eğer ki buradan Euro USD'ye geçersek ve düşüncemiz doğruysa biz de Euro USD'nin devamını Devam yani ilk, ilk günlerdeki bounce olursa marketlerde dolarla ters olandır olduğu için euro USD ve GBP USD bu yükselişin buradan devam edeceğini bu likideteleri alma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ben buradan günlüğe geçtiğimiz zaman euro USD için arkadaşlar bakın çok sağlam bir bounce olduğunu görüyoruz bu şuradaki likiditelerin ilk bir, bir iki gün biz normalde marketlerde beklediğimiz o bounce birlikte burayı alma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Daha sonra dolar etkisiyle birlikte eğer ki dolar yükselişe geçerse Euro USD'nin de tekrardan pullback yapabilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde Euro USD'ye göre çok sağlam bir hafta olmasa bile burada gördüğünüz gibi bir bounce var arkadaşlar. Yani her ne kadar beriş gibi gözükse de burada bir bullish bir hareket olduğunu görüyoruz. Günlükte bunu daha net göreceksiniz. Bakın burada body'lerin nasıl respect ettiğini hem bu haftalık FVG'nin orta noktası olsun hem buradaki günlük olsun buradan bir sert bir bounce olduğunu görüyoruz. Bu bounce'un ben yine devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü ilk ilk zamanlardaki beklentimiz doların düşerek haftaya başlaması ki bu GBP USD tam tersi olduğu için burada bir yükseliş olacaktır ve bu yükseliş belki short olacaktır ileriki günlerde arkadaşlar. Bakacağız. Dediğimiz gibi if else arkadaşlar. Eğer marketler beklediğimiz gibi olursa durum bu olur. Eğer ki düşündüğümüzün tersi olursa tam tersi şekilde düşünmemiz gerektiğini de söylemekte fayda var. Altına bakıyoruz. Altında bir bounce var. Biliyorsunuz dolarla ters orantılıdır arkadaşlar. Bu ters orantıyı görüyoruz. Bir, bir haftalık olarak isterseniz bakın günlük, günlükte daha net göreceksiniz. Tam işte o bütün şu gördüğünüz equal highları all time highları alacak diye düşünürken son cuma günkü bir sağlam bir düşüş olmuş. Altındaki bu non-farm payroll biliyorsunuz arkadaşlar non-farm payroll'un etkisidir bu. Bu yükseliş Devam edecektir. Bu bu son günkü şeye aldanmayın diye düşünüyorum. Altın all time high devam edecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Altın her zaman için buradaki yatırımcılar için safe haven'dır. Yani kurtuluş yeridir. Nasıl böyle insanlar korku içerisinde parasını nereye yatıracağım diye düşündükleri zamanlarda altın kurtarıcı olarak çıkar arkadaşlar. Unutmayın altın bir safe yani bir e, güvenli bir yer olarak düşünülen bir yatırımdır unutmayalım bunu ...ne zamanki bir risk vardır ortada... ...ne zamanki varlığı yükselmiştir... ...ne zamanki insanlarda bir korku vardır... ...bu para altına ak ak akacaktır arkadaşlar... ...o yüzden ben altının iş hareketinin... ...devam edeceğini düşünüyorum... Son non-farm payroll'dan gelen pullback'in... ...tekrardan yukarı doğru gidip... ...bu all time high'lara bu hafta... ...altında ulaşacağımızı düşünüyorum... ...Bitcoin biliyorsunuz... ...çok büyük bir haftalık düşüş yaşadı... ...geçen hafta demiştik... ...çok yakınız büyük ihtimalle all time high'ları alırız Trump bile geçen hafta Nashville'deydi bunu söylemiştik. Trump, Trump'ın bir yorumu vardı Bitcoin to the moon yani Bitcoin'i desteklediğini söylemişti ki biz Trump'ın başkan olacağını düşünüyoruz yani şu anki görünüm Trump'ın başkan olacağı. Trump başkan olduktan sonra Bitcoin'in de yükseleceği düşünceleri hepimizde var. Bir beklentimiz geçen hafta için olmadı arkadaşlar. Geçen hafta sağlam bir pullback oldu ama ben bu pullback'ten tekrardan her fırsatta Bitcoin'in alınması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Her bir böyle büyük pullback'te mutlaka yatırımlarınıza Bitcoin'in eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bitcoin'le alakalı bir uzmanlığım yok. Ben sadece e, düşüncem Trump'ın başkan olacağı. Burada yaşadığım için gördüğümü söylüyorum. Trump başkan olursa bu Bitcoin'e yarayacaktır arkadaşlar. Uzun vade için konuşuyorum. Bakın hani hocam düşmez demiştin. Aldık tekrardan bu hafta düştü demeyin. Ben gelecek hafta için demiyorum. Ben uzun vadede her bir böyle pullback'in Bitcoin'de alınması gerektiğini düşünüyorum. Uzun vadede all time high'lar hatta 100 binlere ulaşacaktır diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi ben Bitcoin uzmanı değilim. Sadece bir fikrim böyle. Ben teknik olarak bakarım arkadaşlar. Burada benim gördüğüm her ne kadar burada power through yapıp her ne kadar grafik olarak çok beriş bir grafik olsa da bizim bu şu gördüğünüz haftalık FVG'ye orta noktasına olan reaksiyonu bize Bitcoin'in geleceğiyle bu hafta ile alakalı gidişatını gösterecektir. Bakın günlüğe geçtiğimizde dikkat ederseniz bakın çok sağlam bir hafta. Şu bugün pazar ve cumartesi'nde bu düşüşün devam ettiğini gördük. Bu FVG'den şu gördüğünüz burada oluşan bir MMXM sel modeli var arkadaşlar. Buraları büyük ihtimal alacaktır ama buradaki reaksiyona göre ne yapacağını göreceğiz. Burada oluşmuş bir MMXM sel modeli var arkadaşlar. Günlükte bakın 4 saatliği açtığım zaman çok daha net göreceksiniz buradakini. Şurada oluşan konsolidasyon neredeyse zaten almış orayı belki biraz daha aşağı inebilir ama ben ...kesinlikle Bitcoin'in uzun vadede buluş olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu hafta nasıl reaksiyon verir bilmiyorum. Bu reaksiyona göreceğiz. Orta noktaya güzel bir reaksiyon verirse... ...buluş trade'ler alınabilir. Bitcoin ile uğraşan arkadaşlar için söylüyorum. Son olarak Dex'e bakıyorduk her zaman. Hocam Dex yerine ee, Fordi, yani German Fordiye diye bakar mısınız dedi arkadaşımız. Yani bunlar hemen hemen aynı şeyler zaten. Geçen hafta ne demiştik? buradan şu e, buradan oluşan bounce'un devamında all time high olur diye düşünmüştük. Tam Bitcoin'de dediğimiz gibi yanıldık arkadaşlar. Yani ben Alman borsasına hakim değilim, Bitcoin'e çok hakim değilim ama gördüğüm kadarıyla bana grafikler tam tersinin olacağını söylüyordu ama gördüğünüz gibi yanılttı bizi ve yani bilmiyorum Almanya'da şu an neler oluyor. Bunun bir nedeni var mı? çok bilmiyorum. Sizin kendinizin yorumlaması lazım ama benim gördüğüm şu an için çok sağlam bir düşüş olmuş bu hafta ama bu düşüşün büyük ihtimal bir bounce olacaktır. Bu bounce buralara kadar çıkar mı bilmiyorum ama bu FVG'ye kadar çıkar. size benim söyleyebileceğim bunun Haydanlova Fibonacci'sini çekip orta noktasına olan reaksiyonuna bakmanız. Eğer o orta noktayı geçerse buluş devam edecektir arkadaşlar. Yok geçmezse reaksiyon verirse aşağı yönlü hareket devam edecektir. Günlüğe geçtiğimizde tekrardan gördüğünüz gibi demek istediğim olay bu. Buradaki işte bir FVG oluşumu var. Yukarıda haftalık FVG var. Buradan bir bounce bekliyorum haftanın açılışıyla. Bu bounce'un ne kadar olacağını şu an için kestiremiyorum ama ee, dediğim gibi orta noktaya reaksiyon haftalığın orta noktasına olan reaksiyonuna göre karar vermeniz gerekiyor. Arkadaşlar top down analizlerimiz böyleydi. Dediğim gibi biz her zaman analizimizi if else'lerle yapıyoruz. Bilmeniz gereken buna katkı olarak volatility'nin çok fazla olduğu, geçen haftaya göre çok daha fazla arttığı çok büyük hareketlerin beklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok sert bounce'lar olacaktır bu bounce'lara bearish rally, bearish market rally denir arkadaşlar. Öyle bir bounce olacak ki bu bounce'lar hocam sen ne yaptın hani bize bearish diyordun biz uçuyoruz biz yukarılara gidiyoruz düşüncesine kapıldığınız anda tekrardan düştüğünü göreceksiniz. O yüzden bunlara bearish market rally denir bunlar çok sert olur arkadaşlar tahminimce böyle bir pazartesi salı böyle bir rally bekliyorum yukarı doğru ama bu rallilerin short edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunları da söyledikten sonra isterseniz fundamental kısmına bir bakalım. Neredeyiz? Haftalık kalender, bizim önümüzdeki haftanın haberleri neler? Bize ekonomi haberleri bekliyor mu? Neler bekliyor? Bu merankımız var mı? Geçen hafta işte heat map'e bakacağız, korelasyon var mı yok mu? Onlara bakacağız. Hangi sektörlerin güçlü olduğunu bakacağız bunlara. Ee, earnings'lere bakacağız. Bunları isterseniz bir Tinkor sevimlere bakaraktan bir toparlayalım. Haftaya bakışımızı bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, önümüzdeki hafta geçen hafta gibi değil. İki tane kırmızı haberimiz var. Bu haberler e, bir tanesi onda diğeri sekiz buçukta biliyorsunuz. Ondaki haberleri bu merak için çok sevmiyorum ben. Çok ters zamanda market açılışı, session açılışından sonra yarım saat sonra olduğu için her şey birbirine karışıyor arkadaşlar. Çok güzel planlama yapılmıyor. Ama bakacağız belki bize pazartesi günü yardımcı olur. Belki Monday Magnet modelimize de yardımcı olur. Bilemiyorum. Bakacağız ondaki candle'ın büyüklüğüne göre. Ne diyoruz? 40 yani. Genelde ben buna belli bir hani 40'a bakın. 40'a göre yorumlayın. Bu bazen 40'ın altı üstü olabilir. Yani görüntü olarak ben tecrübelerime dayanarak bazen giriyorum veya girmiyorum. Bazı arkadaşlar hocam 40'tan büyüktü niye girmediniz diye söyleyebiliyorlar. Dediğim gibi tamamen ben tecrübelere dayanarak bu meranka giriyorum. Ama siz şimdi bilemeyeceğiniz için çok yani bu konuda tecrübeli olmadığınız için 40 diyorum size. 40'tan yüksek değilse arkadaşlar girmeyin. Bu meranka o candle 10 candle'ı çok önemli veya buçuk candle'ı perşembe günü bunların büyüklüğüne göre bumerang deneyebilirsiniz. Biliyorum bumerang bir e, bağımlılık yarattı sizde. Ben de yani biliyorsunuz yani bumerang'ın ne kadar güzel çalıştığını hep beraber görüyoruz. Her zaman bumerang olsun istiyoruz ama arkadaşlar ille zorlamak zorunda da değiliz. E, yani büyüklük, candle büyüklüğü çok önemli. Eğer oluşmazsa zorlamayın, girmeyin arkadaşlar. Önümüzdeki bu meranklar bitmez bu hafta yoksa önümüzdeki hafta vardır merak etmeyin. Bunları gördükten sonra bir de isterseniz bakın earningslerimize bakalım. Bu hafta pek böyle marketleri etkileyecek earningslerimiz yok arkadaşlar. Yani e, baktığınız zaman geçen hafta tek örnekleri vardı. İşte büyük firmalar, bunlar büyük firmaların marketleri çok etkilediğini görmüştük ama burada şu an marketleri etkileyebilecek bir örneksimin örneksin olmadığını biliyoruz. Örneks ne arkadaşlar? Mark e, stocklar, yani belli firmalar her bir quarter'da yani çeyrek yılda e, kar zarar açıklarlar. Bunların açıklandığı belli saatler, belli günler vardır. Bu belli günler işte Calendar dediğimiz burada var zaten. Burada gördüğünüz gibi yani ...pek böyle marketleri oynatacak bir şeyin olmadığını görüyoruz. O yüzden e, aklımızda olsun diye gösteriyorum. Geçen hafta korelasyon olmadığı halde düştüğünü gördük arkadaşlar. Bakın yarısı neredeyse yeşil yani S&P 500'e bakıyoruz şu anda. Baktığımız zaman Apple'ın ve yani artıda olduğunu görüyoruz. Google'ın çok düşmediğini, Meta'nın artı beşlerde kapattığını görüyoruz. Yani korelasyon olmadan gördük geçen haftaki düşmeyi. Korelasyon olursa nerede olacağınızı siz düşünün yani. Yani bir de volatility yüksek zaten. Bunları takip etmenizde fayda var. Yani gördüğünüz gibi health tamamen yeşil olduğunu görüyoruz. Yani korelasyon neredeyse 50-50 yani 50-50 olmasına rağmen geçen bu bir haftalık performansa bakıyoruz arkadaşlar. Yani aylığa da bakabilirsiniz isterseniz. Yani bu ay tüm ay boyunca zaten düşmesinin marketlerin S&P 500'ün, nezdeki'nin bir aydır zaten ekside olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Performanslara baktığın zaman özellikle Nvidia'nın %16 düştüğünü görüyorsunuz bir ay içerisinde. Yani şu anda tek başına marketleri oynatıyor Nvidia arkadaşlar. Bırakın teki, teknoloji staklarını bırakın. Nvidia tek başına marketleri yönlendirdiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani bir aylık performansta bile bir haftalıkta böyleyken korelasyon olmadığı zaman böyle düşüş varken hele ki volatilitinin daha da yükseldiği bir haftaya giriyoruz. Eğer ki bunlar korelasyon halinde beraber hareket ederlerse hem yükselişlerin hem düşüşlerin inanılmaz büyüklükte olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. O yüzden bunları size göstermek istiyorum. İsterseniz sektör olarak bakacak olursak bakın utilities. Utilities eğer ki bir artışta ise bu demek oluyor ki arkadaşlar bazı şeyler ters gidiyor. İnsanlar utilities'leri şey olarak görürler. Yani aynı altına böyle hani güvenli bir yatırım olarak görüyorsanız utilities utilities de aynı şekildedir arkadaşlar. Utilities real estate bunların yükseldiğini gördüğünüz zaman bilin ki bazı şeyler ters gidiyor. Hele ki aylıkta baktığınız zaman real estate, utilities, healthcare ilk üç arkadaşlar ya. Çok enteresan bir şeydir bu yani. Bu teknolojinin de yani e, en kötü durumda olduğu bir aydayız. Bu ayın nasıl geçtiğini gördünüz. Bu ayın böyle olmasının en büyük nedeni teknoloji, tech stacklarının düşüşte olması. Çünkü marketleri yönlendiren stacklardır. Özellikle Nvidia, Apple ve Microsoft. Bunların üçünün değeri bu ayki düşüşün öncesinde 3 trilyon dolar hepsinin hemen hemen 10 trilyon dolarda üçünün toplamı. Şimdi bunlar biraz düştü ama arkadaşlar bunlar marketleri yönlendiren staklardır. Eğer ki siz baktınız performans olarak e, sektör olarak real estate işte utilities, healthcare bunları yüksekte görüyorsanız bilin ki bazı şeyler ters gidiyor. İnsanlar paralarını daha güvenli yerlere yatırıyor demektir bu. Anladınız mı? Yani bu normalde agresif olarak paralarını tekten çıkartmalarının, işte altına yönlenmelerinin, bu tür sektöre yönlenmelerinin sebebi budur. Bazı şeyler ters gidiyor. insanların kafasında soru işaretleri var demektir. Bunları gördükten sonra e, isterseniz e, bir şey daha göstereyim size. Ne demiştik? Biz az daha bu hafta FOMC meeting vardı. FOMC meeting'de interest rate'ler değişmemişti demiştik arkadaşlar. Bakın bir önümüzdeki önümüzdeki Fed toplantısı Eylül'ün 18'inde gördüğünüz gibi şu anki değerler 5.25 5.50 değerlerinin kesinlikle bir kat olacağı beklentisi var. Yani 25 basis points 5.25 5 5.50 25, 25 yani 25 basis points interest rate'lerin düşeceğinin %78 yani kesinlikle bir düşüş bekleniyor ki ben size başlangıçta söylemiştim. Eylül ayından önce bile bir acil bir toplantı yapma ihtimalleri söylentisi var. Yani bir kat daha yapılabilir söylentisi var arkadaşlar bakın. Interest rate'ler Amerika'nın en hassas noktasıdır. Bununla alakalı herhangi bir yorum, herhangi bir haber marketleri yani inanılmaz şekilde hareketlendirir arkadaşlar. O yüzden sizlere bunu paylaşıyorum. Bu interest rate'lerin önemini sizlerle tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Dediğim gibi beklenti Eylül ayında bir kat var. Interest rate'lerde bir kat var. 1-25 basis points mı olur yoksa 50 basis points mi olur işte oranlar bunlar bunların oranlarının hafiften birbirine yaklaşma ihtimali var Eylül ayı yaklaştıkça ama kesinlikle bir interest rate de katlar bekleniyor bunu bilmenizde fayda var arkadaşlar isterseniz kapatmadan önce SPX expected move'umuzun ne kadar önemli olduğunu bu hafta boyunca en az 2-3 defa size tekrardan hatırlattım. Bunlarla alakalı trade'lerimi hatırlattım arkadaşlar. Yani mıknatıs gibi çeker demiştik arkadaşlar. Bakın tapa geliyoruz. Expected tapa ve bir anda sell off oluyor ve nereye gidiyoruz? Expected batıma giriyoruz. Hmm. Buradan previous week close arkadaşlar. Yani şu trade görüyor musunuz? Yani buradan buraya nasıl gelmiş? Mıknatıs gibi çekiyor arkadaşlar. Bunlar marketler için çok önemli. Bütün ürünlerin anasıdır SPX. Options marketteki paralar hiçbir yerde yok arkadaşlar. Orada dönen paralar bizim futures'te oynadığım şey yaptığımız yaptığımız trade'in çok çok bekat fazlası arkadaşlar. Trilyon dolarlar dönüyor, milyar dolarlar dönüyor burada. O yüzden bu Options marketin paralarının döndüğü en büyük yerde SPX arkadaşlar. Bu büyük firmalar, bu değerleri onlar için çok önemli. Bu değerleri nereden buluyoruz? Tekrar göstereyim size. Bakın, şu an SPX'in options chainine bakıyoruz. Bu options arkadaşlar Cuma günü expiration burası. Şimdi 138 gösteriyor. Gördüğünüz gibi gelecek hafta cuma günü bizim beklediğimiz 138 dolarlık bir hareket. Bu aşağı yönde de olabilir, yukarı yönde de olabilir. Bu bizim expected move'umuz, beklenilen hareketimiz. Kapandığımız yer bu hafta şu gördüğünüz 5346.56 arkadaşlar. SPX'in kapandığı yer burası. Ne yapacağız biz? Şu previous week close'umuzu buraya getireceğiz. Bu bizim artık kapanışımız. Bu kapanışın üzerine 138 ekleyeceğiz. Expected Tap'ı bulacağız. Şu an için yapmayacağım bunu. Biraz işte siz hesaplarını yaparsınız arkadaşlar. Bunu da aşağı 138 dolar çıkaracağız. İşte bu ne olur? 5208 mi olur? 5208 civarı olur. İşte oralara getireceksiniz. Burada işte 138 eklediğiniz zaman 84 mi oluyor? 5484 oluyor galiba. Siz onları yaparsınız. Şu an ben öyle kabaca yapıyorum arkadaşlar net bunları belirleyin. Milimetrik belirleyin. Çünkü bunlar milimetriktir. Bunların üzerinden trade'ler alabiliriz arkadaşlar. Bunlar aklımızda olsun. Beklenen hareketimiz 138 dolar. E, 138 küsur. Onu ben zaten Instagram'da paylaşmıştım. Hatta YouTube'da. Onu da gösterdikten sonra bir bakalım. Buradan önce Futures'a bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi S&P 500'in Nasdaq'in Hatta ve hatta doların ki doların düşüşünün nedeni şu gördüğünüz bans arkadaşlar. Görüyor musunuz ters orantıyı? Yani dolar marketlerle ters orantılıdır ama banslarla çok daha ters orantılıdır. Yani bunlar e, dolarla bansın birbiriyle ilişkileri çok önemlidir. Hele ki bans çok büyük hareketler kolay kolay yapmaz. Hele ki yaparsa doların nasıl etkilendiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani daha önce Russell 2000'ın Dow Jones'un bunların... Nasdaq ve S&P 500'e göre bakın daha buluştu onlar. Görüyor musunuz? Çok daha buluştu. Onların da katıldığını görüyoruz arkadaşlar. Russell 2000'in ve Dow Jones'un da S&P 500 ve Nasdaq'e katıldığını gördük son iki gün. Ee, bakalım nasıl olacak bu hafta? Çok sert bir hafta bizi bekliyor arkadaşlar. Ee, zaten yani bu düşüşlerin ana nedenini şimdi göreceksiniz. Bakın Nvidia'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın Nvidia her zaman söylüyorum şu anda marketleri tek başına oynatan stak arkadaşlar. Yani bunun volatility'sini gösterdim size. Hem Apple'ın hem Microsoft'un iki katı arkadaşlar. Nvidia'nın bir oynaması demek Apple'a ve Microsoft'a göre iki kattır. Ona göre mesela bizim şeyde Nvidia'da hafta içinde %12'lik bir düşüş olduğu gün hatırlarsınız neler olduğunu markette. O yüzden Nvidia'yı çok yakından takip edeceğiz, tekstaklarını çok yakından takip edeceğiz arkadaşlar. Bakın ya, yani kıpkırmızı yani. Marketlerin bu durumda olmasının en büyük nedeni başta Nvidia'dır ve başta tekstaklardır. Bu tekstaklarını takip ediyoruz bu hafta arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli daha sonra neye bakabiliriz? Bakın az önce baktık zaten bu son gün olarak tekrardan gösteriyor. Bakın aklıma tekrar geldi. İyi ki unutmadım. Vivix arkadaşlar. Önce Vivix'e bakacağız. Vivix. Volatility of Volatility Index. Yani Volatility'nin Volatility Index arkadaşlar. Ne demiştim ben? 110 arkadaşlar. 110 bizim için çok önemli. Bu 110 değerini ben seneler önce çizdim. Hatırlamıyorum ama senelerdir burada benim options oynadığım zamanlardan kalma bir değer. Ne kadar önemli bir level olduğunu sizlere anlatamam. Ben yani demiştim ben Bu bunu takip ediyoruz. Bunun üstüne çıktığı an bilin ki arkadaşlar tehlike çanları çalıyor. Çok büyük hareketler göreceğiz. Çok büyük marketlerin oynadığını göreceğiz. Ee, bu bizim en yakından takip etmemiz gereken yerdir arkadaşlar. 110 değerini geçtik ki bakın 110 şu an mesela marketlerin çılgınlar olduğu çılgın gibi olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bakın weekly'ye baktık arkadaşlar. Ben bu weekly'yi time frame'de maximum yapacağım şimdi bakın. Ee, bunu maximum available yapacağım. Weekly kalsın. Bakın görüyor musunuz? Şu gördüğünüz e, volatility'nin daha nerelere daha gelebileceğimizin göstergesi. Şu an için bu hiçbir şey arkadaşlar. Ama çok volatility olarak hortladığını gördük volatility'nin. Yani bu VIX bize bunu 110 seviyesinin üstünde olması anlatıyor arkadaşlar. Aklımızda olsun takip etmemiz gereken şeylerden bir tanesi ne demiştik? Volatility'de bir contango var. Bir backwardation contango olayı var arkadaşlar. Ne demek bu? Yakın zamandaki, bakın yakın zamandaki volatility'nin uzak zamandaki ya, volatility'nin yüksek olduğu. Şimdi bakın. Şimdi burada şu gördüğünüz September şey şu an August diyor da bu September 21.8 Burada sizin dikkat etmeniz gereken arkadaşlar yakın zamandaki volatility bakın. Ne diyor August? Ağustos'taki volatility'nin September'dakinden fazla olduğunu görüyoruz. Bu aynı şekilde ...September'a doğru gittiğinde de bunun yaklaştığını veya aşağısında olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bu ne demek? Volatility inverted olmuş, terse dönmüş. Yani yakın zamandaki volatility, uzak zamandaki volatility'den daha fazla. Yani yakın zamandaki risk, uzak zamandaki riskten daha fazla demektir bu. Bunu gördüğünüz zaman bilin ki çok tehlikeli günler bizi bekliyor. Şu an yakın zamanda her an her şey olabilir arkadaşlar zaten Vivix bize olayları anlatıyor. Onun üzerine wallet şeyde Vix features'da volatility features'da bu inversion'ı görüyoruz. Bu yakın zamandaki volatility'nin yüksek olduğunu görüyoruz. Bunların bize bir şeyler anlatmaya çalıştığını ben size bakın fundamentals dediğimiz olayın bu kadar önemli olduğunu görüyoruz. Sadece grafiklere bakarak burada FVG var. Burada volume imbalance var. Oradan döner buraya gider. Böyle Trade yapılmaz Fundamentals dediğimiz kısım çok önemli O yüzden bu tür şeylere o yüzden va featurese bakıyoruz O yüzden işte vivixe bakıyoruz o yüzden bansa bakıyoruz o yüzden altın dolar ilişkisine bakıyoruz Bunları bilmeden trade yapmamalıyız arkadaşlar Bunları bilmeden trade yapmamalıyız ve son olarak tekrar tekrar söylüyorum fırsatlar bitmez. Marketlerin ne yön olduğu bizim için önemli değil. Bize market model olarak ne sunacak? Biz bu modele göre nasıl trade'ler alacağız? Önemli olan bu stresimizi nasıl ayarlayacağız? Model bilmek çok önemli değil. İstediğiniz kadar model bilin. İsterseniz grafikleri ezbere bilin. Her zaman söylüyorum. O stresi yönetemezseniz iyi bir trader olamazsınız arkadaşlar iyi bir trader olmak istiyorsanız o stresi yönetmek zorundasınız. Yoksa fırsatlar bitmez, bu meranklar bitmez. Bu merankları ezbere oynayamazsınız. Bu meranklar işte bu yönde ilk reaksiyon var. 25 25.50'ye geldi, düştü. Hemen hemen alalım. İndikatördür, ıvırdır, zıvırdır. Bunlar sizlerin e, yakın arkadaşı değil arkadaşlar. Sizin en büyük yakın arkadaşınız o stresi kontrol etmek. O stresi ne zaman kontrol edersiniz, ne zaman o strese ayak uydurursunuz, o zaman başarılı bir trader olursunuz arkadaşlar. O yüzden e, yapmamız gereken fırsatların bitmeyeceği, acele etmiyoruz, e, bir bumerang kaçırırsanız bir tane daha bumerang var. Bir monday magnet kaçırırsanız bir başkası monday magnet. Pazartesiler bitmez, bumeranglar bitmez, akrepler bitmez, orta parmaklar bitmez, ICT'nin modelleri bitmez. Bunlar her gün karşımıza çıkıyor. Siz kendinizi, stresinizi, kafanızı buna göre ayarlayın. Kafanızı mutlaka ve mutlaka trade harici şeylerden uzaklaştırın evdeki stresten uzaklaştırın, işteki stresten uzaklaştırın. Acele etmeyin arkadaşlar, acele etmeyin. Hemen geçmek zorunda, hemen para yapmak zorunda değilsiniz. Bu acelecilik, bu mecburiyetçilik zaten sizlere kaybettiriyor. Ne zaman ki ben disiplinli sürekli bir trader olacağım, benim amacım bu derseniz para zaten kendiliğinden gelir. O yüzden son olarak haftayı bu şekilde kapatmak istedim umarım güzel bir hafta geçirirsiniz volatility çok yüksek çok büyük hareketler olacak o yüzden kontrat sayılarını düşürmeye çalışın çok büyük kontratlarla oynamayın biliyorsunuz bu haftayı bir kontratla geçirdim yani bütün trade'lerimi gördünüz arkadaşlar aynı şekilde devam ediyoruz trade'lerimiz bir kontrat üzerinden yapmaya çalışın mecbur olmadıkça kendinize iyi bakın arkadaşlar Eyvallah